Çok kıymetli ve değerli meclis arkadaşlarım, 2 Mayıs'ın olağan toplantısının devamında ikinci toplantıyı açıyorum. Toplantımızda mazeret bildiren arkadaşlarımız İsmail Şentürk, Çiğdem Aytekin, Emrah Erdoğan, Ertuğrul Yazar, Derya Akdeniz, başka kim vardı? Ümit Apaylı. İzinli sayımlarını oylarda tutuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, toplantımızın gündemine devam ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Gündem 2. 5.390 sayılı belediye kanunun 62. Mahalle İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 27. maddeleri kapsamında hazırlanmış olan 2022 mali yılı ve izleyen 2023-2024 yılları gelir gider bütçe tasarısı ile 2022 yılının finansman ekonomik sınıflandırma tablosu 19.8.2020 tarih ve 249 sayılı belediye hacminde görüşülmüş olup 2022 mali yılı bütçe tasarısının 5.393 sayılı belediye kanununun 62. mahalle idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 29. maddeleri gereği görüşülmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu görüşülmesi. Evet, 2022 bir dakika ben. Evet arkadaşlar, belediye bütçemiz size daha önce sunduk. Bütçe plan komisyonu arkadaşlarımız da bunu incelediler. Şu anda bize komisyon olarak gönderdiler. Daha önceki hazırlanan bütçenin aynısını kabul etmiş arkadaşlarımız. Şimdi de tek tek kalem kalem bunu oynamamız gerekiyor. Onun için şimdi oynamaya geçeceğiz. Konuda herhangi bir şey demek isteyen varsa oynamaya geçeceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Evet, Mehmet Ali, oynamaya geçebiliriz. 2022 mali yılı bütçe kararnamesi. Madde 1. Belediye birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 63 milyon lira ödenek verilmiştir. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Madde 2. Belediye bütçesinin gelirleri B gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 63 milyon olarak tahmin edilmiştir. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Madde 3. 2022 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık fazlanın ekonomik sınıflandırma tablosundaki kaynaklar karşılık gösterme suretiyle denklik sağlanmıştır. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Madde 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelirler tahsil edilmeyecektir. Kabul edenler, etmeyenler, edenler kabul edilmiştir. Madde 5. G cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırımın projeler için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür. Madde 6. 6.245 sayılı harcama kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlilerine verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı her cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Madde 7. Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvelerden oluşmuştur. 1. Bütçe kararnamesi, 2. ödenek cetveli, 3. gelirlerin ekonomik sınırlaması B cetveli, 4. finansmanın ekonomik sınırlaması cetvel örnek 16, gelirlerin yasal dayanını gösterir C cetveli örnek 17, 6. çok yıllık gider bütçesi cetveli örnek 18,
7. Fonksiyonel ve ekonomik sıfırlandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli, örnek 8. 8. Çok yıllık gider bütçesi cetveli, örnek 19. 9. Çok yıllık finansmanın ekonomik sıfırlandırması cetveli, örnek 20. 11. Memur olmayanlara verecek yoklukları gösterir, H cetveli, örnek 22. 12. İhtisas edilen memur kadronu gösterir, K cetveli, örnek 23. 13. İhtisas edilen sürekli işçi kadronu gösterir, K2, K cetveli, örnek 24. 230 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir, T1 cetveli, örnek 25. Mevcut taşıtları gösterir, T2 cetveli, örnek 26. Ayrıntılı harcama programı, örnek 27. Finansman programı, örnek 28. Evet, kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Madde 8. Meclise kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyma suretiyle değişiklik yapılabilir. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Madde 9. Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketlere gerektiğinde belediye başkanı kefalet ve teminat verebilir. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Madde 10. Belediye başkanı yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek büyük, yangın, sel, deprem, toprak kayması ve benzeri afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000 TL'yi geçmemek üzere aynı veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, belediye kanununa göre işbirliği yapma suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamalar yapmaya yetkilidir. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Madde 11. Bütçe kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. 1. Fonksiyon sıfırlandırmaya göre ödenek cetveli. 2. Ekonomik sıfırlandırmaya göre ödenek cetveli. 3. Fonksiyon ve ekonomik sıfırlandırmaya göre ödenek cetveli. 4. Örnek ödenek cetveli teklif. 5. Bütçe gelirleri cetveli. 6. Birleşik gelir bütçe tasarısı. 7. Birleşik gelir bütçesi tasarısı. 8. Birleşik finansmanın ekonomik sıfırlandırma cetveli. 9. Ödenek cetveli A. 10. Gelirlerin ekonomik sıfırlandırmaları. 11. Finansmanın ekonomik sıfırlandırmaları. 12. Gelirlerin yasal dayanımı gösteren cetvel. 13. İzleyen 2 yıl gelir bütçesi. 14. İzleyen 2 yıl gelir bütçesi. 15. İzleyen 2 yıl finansman cetveli. 16. Gelecek yıllara yaygın yük hizmet cetveli. 17. Memur ve hizmette olmayanların harcama cetveli. 18. İhtisas edilen memur kadrolarını gösterir cetvel. 19. İhtisas edilen sürekli işçi kadroları cetveli. 20. 237 sayılı taşıt kanununa göre taşıt cetveli. 21. Mevcut taşıtlar listesi. 22. Ayrıntılı harcama programı. 23. Finansman programı. 24. Yeni hizmetler. Evet, kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Madde 12. Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 13. Bu kararname hükümlerini belediye başkanı yürütür. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Gider bütçesi. 5193 sayılı Belediye Kanunu 62. Mahalle İdareleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeni'nin 29. maddeleri gereği 2022 mali yılı gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birinin fonksiyonel sınıflandırmanın büyük düzeyi aşağıdaki şekilde OYM'ye sunmuştur. Özel kalem 2.600.000, Yalı İşler Müdürlüğü 1.700.000, Malzemeler Müdürlüğü 9.970.000, Zabıta Müdürlüğü 2.150.000, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 490.000, Ruhsal ve Denetim Müdürlüğü 460.000, Emlak İstimlak Müdürlüğü 4.540.000, Fen İşleri Müdürlüğü 18.460.000, Temizlik İşleri Müdürlüğü 7.230.000, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5.665.000, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.450.000, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 7.335.000, Spor İşleri Müdürlüğü 950.000, toplam 63.000.000, ekonomik sınıfların bizim düzeyi, personel giderleri 14.213.000, sosyal güvenlik kurumları devlet primi gideri 2.526.000,
Mal ve hizmet alımları gideri 30.543.000, faiz gideri 2.905.000, cari transferler 375.000, sermaye giderleri 5.858.000, sermaye transferleri 280.000, yedek ödenekler 6.300.000, toplam 63.000.000. Fonksiyon sıkıntıları birinci düzeyi. Genel kamu hizmetleri 14.760.000, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 2.150.000, çevre koruma hizmetleri 7.230.000, İskan ve toplum ve mal hizmetleri 32.245.000, sağlık hizmetleri 5.665.000, dinlenme, kültür ve din hizmetleri 950.000, toplam 63.000.000. 2022 mali yılı gider bütçesinin kurumsal kodlama yapılan her birinin fonksiyon sıfırlanan bir düzeyi 63.000.000 lira. Evet, kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gelir bütçesi. 5.393 sayılı Belediye Kanunu 62. Mahalle İdare Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29. maddeleri gereği 2022 mali yılı gider bütçesinin ekonomi sınırlarının bir düzeyi aşağıdaki şekilde oylamaya sunulmuştur. Gelirin ekonomi sınırlarının bir düzeyi. Vergi gelirleri 17.117.000, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 6.721.000, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2.015.000, diğer gelirler 29.212.000, sermaye gelirleri 7.945.000, toplam 63.000.000. 2022 mali yılı gider bütçesinin ekonomi sınırlarının bir düzeyi 63.000.000 TL'dir. Evet. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 5.393 sayılı Belediye Kanunu 62. maddesi ve Mahalle İdare Bütçe ve Muhasebe Yönetmeni'nin 29 maddelerin 3. fıkrası gereğince 2022 mali yılı ayrıntılı harcama programı 1. 3 aylık 15.750.000, 2. 3 aylık 15.750.000, 3. 3 aylık 15.750.000, 4. 3 aylık 15.750.000 olmak üzere toplam 63.000.000 TL'dir. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. İzleyen 2 yılın gelir ve gider bütçeleri 2023 yılı 65.000.000, 2024 yılı 68.000.000 TL'dir. Evet arkadaşlar, kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Bütçe bitti mi? Evet, şimdi tarif ederek 3. madde değil mi? Evet, devam edelim. Gündem 3. 5.390 sayılı Belediye Kanunu'nun 18P maddesi, 2.463 sayılı Belediye Gelir Kanunu'nun 97. maddesi gereği hazırlanan 2022 yılı ücret tarifesi ilişkin plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. İlan ve reklam vergisi, ışıksız, metrekaresi, birinci grup, Şerbetçi Bulvarı ve kenarı, liman içi dahil, Saykent Mahallesi, Akdeniz Bulvarı, Hasut Mahallesi, Akdeniz Caddesi 80 TL. İkinci grup, Finike, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri, Yayla ve Fatih Bulvarı, Saykent Mahallesi, İnönü Caddesi 55 TL. Üçüncü grup, Finike Kızılca Mahallesi hariç diğer mahallelerin tüm sokakları ile Saykent, Hasut, Yeşilyurt ve Turuncuvan tüm sokakları 40 TL. Dördüncü grup, Finike, Kızılca Mahallesi tüm sokakları 30 TL. Arkadaşlar, ekranda gördüğünüz 2021 yılı, 2022 yılı. Bir önceki 2020, yani bu sene uyguladığımız fiyatlar, öbürkü de 2022 yılında öngördüğümüz fiyatlar. Yani şu an aynı fiyatlar. Değişiklerden sonra çıkacak size. Evet. Yani geçen yıldan bunlara bir herhangi bir zam yapılmadı. Toplu taşıma araçları yapmamış. Toplu taşıma araçlarındaki ilan ve reklamlar için metrekaresi, toplu taşıma araçlarındaki ilan ve reklamlar 30 TL, ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takımları, bigoları ve benzerinin her biri için 25 kuruş, Işıklı ilan ve reklam vergisi metrekaresi 1. grup Şerbetçi Bulvarı kenarı, Limancı dahil, Saykent Mahallesi, Akdeniz Bulvarı, Saykent Mahallesi, Hasut Mahallesi, Akdeniz Caddesi 115 TL. 2. grup Finike, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri, Yayla ve Fatih Bulvarı, Saykent Mahallesi, İnönü Caddesi 100 TL. 3. grup Finike, Kızılca Mahallesi hariç diğer mahallelerin tüm sokakları ile
Sahil kent, has yurt, yeşil yurt ve turuncu olan tüm sokakları 80 TL. Dördüncü grup, Finike Kısaca Mahallesi tüm sokakları 55 TL. İşgal harcı. Finike Merkez ile Turuncu Mahallesi'ndeki pazar yerleri sebze meyve tezgahları 3 TL. Finike Merkez ile Turuncu Mahallesi'ndeki pazar yerleri peynir ve çerez tezgahları 2000 TL, 2 TL. Finike Merkez ile Turuncu Mahallesi'ndeki pazar yerleri kapalı pazar yeri 2 TL. Sahikent ve Hasyurt Mahallesi'nin pazar yerleri 1 lira 50 kuruş. İşgal yerleri, iş yeri önlerine veya yaya trafiğini engellemeyecek şekilde konan tanıtım ve satış, ticari amaçlı dondurma dolap başına yıllık dondurma ve diğer taletler 1000 TL. İş yeri ruhsat faaliyet alanı dışındaki işgal ettiği alanlarda ana cadde üzeri günlük metrekare üzerinden 3 TL. İş yeri ruhsat faaliyet alanı dışındaki işgal ettiği alanlarda ara sokak üzeri günlük metrekare üzerinden 2 TL. İş yeri önünde bulunan alanı işgal edenlerin günlük metrekare üzerinden 50 kuruş. Tellallık harcı. 2463 sayılı yasanın 67, 68, 69, 70, 71 maddeleri gereğince tahsil edilmektedir. Tedarik harcının mal ve mahsulleri satan gerçek ve tüzel kişiler yapacakları satışları satış yapmadan önce belediye veya mahallindeki belediyeye ilgilere haber vermekle ödenebilir. Haber verilmediği takdirde harç %50 fazlasıyla alınır. Satış bedeli üzerinden 100 TL'ye kadar %2 aşan kısmı için %1 oranında tedarik harcı tahsil olunur. Kurbanın satış yeri işgal harcı. Büyükbaş hayvan satış adet 5 TL. Küçükbaş hayvan satış adet 2,5 TL. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2022 yılı tarife ücretleri. Sıhhi ve umumi açık iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, uygunluk, faaliyet ve kontrol ücretleri. Sinema, tiyatro 5.000 TL. Düğün salonu 10.000 TL. Lokanta, kebapçı, kafeterya, pastane, kahvehane, çay bahçesi, berber, kuaför, güzellik salonu, internet salonu, oyun salonu ve benzerleri. Birinci sınıf 2500 TL, ikinci sınıf 2000 TL, üçüncü sınıf 1500 TL. Otel, birinci sınıf 40.000 TL, ikinci sınıf 30.000 TL, üçüncü sınıf 20.000 TL. Pansiyon, apart ve benzeri konaklama tesisleri 10 yatağa kadar 5.000 TL. Pansiyon, apart ve benzeri konaklama tesisleri 11-20 yatak 7.500 TL. Pansiyon, apart ve benzeri konaklama tesisleri 21 yatak üzeri 10.000 TL. Gazino, disco, diskotek, bar, pavyon adet 10.000 TL. İşbirli restoran ve diğer işbirli yerler 5.000 TL, sauna hamam 10.000 TL, masaj terapi salonu ve benzeri 5.000 TL, özel hastaneler 30.000 TL, fizik tedavi, tıp merkezi, diyaliz merkezi, muayeneler ve benzeri 5.000 TL, her türlü kapalı açık spor salonu, jimnastik ve zayıflama salonu 3.000 TL, döviz büroları, menkul kıymetler, borsa aracı hizmetleri, kuyumcu 5.000 TL, banka şubeleri 20.000 TL, yüzme havuzu ve benzeri yerler 5.000 TL. Zincir marketler ve mağazalar 20.000 TL. Silikler ve aroma farklar 10.000 TL. Zincir, kafe ve benzeri iş yerleri sahilde bulunan kafeler 10.000 TL. Emlak ofisleri 3.000 TL. Sınırsız her türlü iş yeri için 1.000 TL. Gayri sıhhi müessese ruhsat ücretleri, iş yeri açma çalışma ruhsat uygunluk, faaliyet ve kontrol ücretleri. İkinci sınıf gayet sıhhi üniversite iş yerleri 2000 TL, sebze meyve paketleme tesisi 10.000 TL, soğuk hava tesisi 250 metrekareye kadar 5.000 TL, soğuk hava tesisi 251-500 metrekare arası 10.000 TL, soğuk hava tesisi 501-1000 metrekare arası 15.000 TL, soğuk hava tesisi 1000 metre ve üzeri 20.000 TL, zirai ilaç muayeni 5.000 TL, plastik kasa fabrikaları 20.000 TL, 3. sınıf gayri sıhhi müessesesi işçileri 1.000 TL, otogaleri işçileri 3.000 TL, canlı müzik belge ücreti 2.500 TL, sabahçı kahvesi izin belgesi
Vergi ücreti 1000 TL. Ekmek satış vergi ücreti 500. Ulusal ve hafta tatil günleri çalışma sıhhi ücreti sıhhi iş yerleri 200. Ulusal ve hafta tatil günleri çalışma gayri sıhhi iş yerleri 800 TL. Ruhsat ücreti talep halinde 50 lira. Mesul müdürlük ücreti talep halinde 100 lira. İş yeri açma izin harcı metrekare 1 lira. Geçici madde 7. 6520 sayılı kanunun 6. maddesiyle eklenen madde yürürlükte 1.3.2014 2013 yılında uygulamak üzere belirli meclise belirlenmiş olan bu kanunun 15. maddesinde 20. maddesinin 1. fıkrasının 3 numaralı bendinde 56. maddesinde 60. maddesinde ve 80. maddesinin 1. fıkrasının 3. numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri kanunun 96. maddesinin A fıkrasının 2. paragrafı gereğince Cumhurbaşkanı tespit edecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulamaya devam edilir. 2463 sayılı kanun madde 97 belediyeler bu kanunda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilinin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisinin düzenleyecek tarifeye göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel mülklerine tabidir. Not: Sahil kent, Hasrut, Turunçova, Yeşilyurt mahallelerinde açılacak olan sınıfsız ve faaliyet konusu açıklanmamış 2. sınıf ve 3. sınıf işyerler için ücret tarifelerinde %25 indirim uygulanır. Sulama suyu ücretleri: Yeşilyurt mahallesi belediye sondajı sulanan yerlerin saati 40 TL, 2. Sontaj suyu sulayanlardan yıllık dönümü 20 TL, kendi sontajı sulayanlardan yıllık dönümü 20 TL, kanaldan sulayanlardan yıllık dönümü 160 TL, sulama suyu ücretleri saat sulayanların bir ay içerisinde, diğerleri 30 Mayıs 2022 tarihine kadar birinci tahsil, 30 Ağustos 2022 tarihine kadar ikinci tahsil olmak üzere yılda iki eşit tahsil alınacaktır. İş makineleri ücreti: Vidanjör seferi 175 TL, küçük kepçe saati 250 TL, büyük kepçe saati 300 TL, kamyon yakın mesafe 30 km altı 250 TL. Kamyon uzak mesafe 30 km üzeri 250 artı kilometre başı 8 TL, 6 silindir saati 300 TL, grader saati 350 TL, seri atıkları toplama ücreti kamyon başına 200 TL, platform ücreti saati 250 TL, aracın seferleri 5 km altı 200 TL, aracın seferleri 5 km üzeri 200 TL artı kilometre başı 4 TL, otobüs ücreti, otobüs kiralama kilometresi 5 TL, düğün salonu ücretleri: Sahinkent Mahallesi yazlık düğün salonu 2000 TL, Finike Portakal Çiçeği düğün salonu 700 TL, Turunçova düğün salonu 500 TL, Yeşilyurt düğün salonu 400 TL, Hasrut düğün salonu alt kat 1000 TL, Hasrut düğün salonu üst kat 1000 TL. Masa sandalye ücretleri: Kahramacı güden işletmeleri sandalye adet 1 TL, Kahramacı güden işletmeleri masa adeti 3 TL. Taşınmaz kira sözleşme devir ücretleri: Belediyemize ait kiraya veren taşınmazların kira sözleşme devir ücreti, en son yıl KDV dahil kira bedelinin %50'si devir ücreti olarak alınır. Hoparlör ilan ücreti: Kelime başına 1 TL, gayrimenkul ilanlar 50 TL, menkul ilanlar 30 TL. Evlilik cüzdan ücreti: Aile cüzdanı 250 TL, nikah ücreti, belediyenin nikah salonu dışında mesai saati haricindeki kıyan nikah ücreti 400 TL. Hizmet belge tablosu: Yüklenici işletme belgesinden 500 bin TL'ye kadar 500 TL, 500 bin TL üzerindeki belgeler için %1/1000 olarak alınacaktır. Eğlence belgesi: 2463 sayılı belediye gelirleri kanunun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. maddeleri kapsamaktadır. Bilete girilmesi zorunlu olmayan yerlerden bar, pavyon, kazino, gece kulübü, diskotek, kabaret, dansik gibi eğlence yerlerinden çalışanlar her gün için 50 metreye kadar 25 TL, 51, 150 metrekaresi 30 TL, 151, 300 metrekaresi 45 TL, 301 metrekareden yukarı 60 TL, 400'li otelde 70 TL, 500'li otelde 80 TL, 250 metrekareye kadar 15 TL, 26 metrekare 50 metrekare, bilardo ve masa ücretleri 25 metreye kadar 15 TL, 26 metrekare 50 metrekare arası 20 TL, 51 metre 100 metrekare arası 25 TL. İmar ile ilgili harçlar: Fotokopi ve kayıttan sonuç çıkarma ücreti,
İnşaat, yapı kullanma ve asansör ruhsat ücretleri adet 40 TL, ekspertiz, özel keşif ve inceleme ücreti 200 TL, bir parselde vaziyet planlarının tasdikinde parsel metrekare başına alınacak ücret tutarı 2,5 TL, tarım arazisinde kalan parsellerdeki vaziyet planı tasdikinde parsel metrekaresi başına alınacak ücret 40 kuruş, imar çapı ücreti, imar çapı çıkartılacak imar parseli ve adasından 0-500 metrekareye kadar olanlardan 200 TL, 500 metrekare üzeri olanlardan 250 TL, imar çapı, suret, tasdik harcı 50 TL, resmi kurumlara çıkarılacak imar çapından ücret alınmaz, harita imar katılım ücreti, bir de bir ölçekli uygulama imar planında harita, plan, imar katılım payı olarak inşaat ruhsat alanlarında inşaat ruhsatı verilirken inşaat emsalinin metrekaresinden harita, plan, imar katılım payı olarak alınacak ücret tutarı bu ücret alınmadan inşaat ruhsatı verilmez. 2,5 TL. Her proje başına inceleme ücreti toplam yapı inşaat alanı metrekaresinden metrekare başına 2,50 TL. Tadilat olarak gelen projelerden tadilat yapılan kısmın brüt alanı metrekaresi başına 80 kuruş. 3194 sayılı imar kanunun 21. maddesine göre ruhsata bağlı olmaksızın çatı değiştirme, badana, boya, sıva ve basit onarım gibi tamir için verilen isimlerden bina başına alınacak ücret 200 TL. Numarataş ücretleri. Yapı bağımsız bölüm başına numarataş ücreti 40 TL. Numarataş değişimine güncelleme ücreti her bir bağımsız bölüm başına 60 TL. Numarataş kuruki onay sureti ücreti bağımsız bölüm başına 10 TL. Otel, apart, özel otel, apart, özel kreş, özel yurt, yurt, dershane, özel hastane, pansiyon, oda veya derslik sayısına göre alınacak ücret 60 TL. Kapı, numarataş baskı bedeli, her bir bağımsız bölüm başına iskan ruhsatı aşamasında veya yeniden talep edilmesi halinde alınır 40 TL. Zemin aşma izni ve toprak harfiyet harcı. Konutlar için toprak ve her metre kübü için 26 kuruş, kanal ve her metre karesi için 95 kuruş, ticaret hamiler için toprak ve her metre küp için 31 kuruş, kanal ve her metre karesi için 1,15. Bina, aplikasyon, temel su basma vizesi ve kod verme ücreti. Binanın toplam yapı iskan alanı metre karesinden metre kare başına vize ücreti 2,5 TL, kod verme ücreti bina başına her blok için ayrı ayrı, tarım alanlarında 100 TL, ticaret, konut ve diğer alanlarda 200 TL, temel ve su basma vizeleri yapılmadan ruhsat ve eklerine uygun olup inşaata devam edenlerden alınacak bu ücretlere 4 misli fazlasıyla alınır. Bu ücretler ruhsat aşamasının peşin alınır. Plan proje tasdik ücret, tasdik harcı. Konutlardan ve her metrekare inşaat ve her inşaat metrekaresi için 8 kuruş, ticaret hanelerin ve her inşaat metrekaresi için 11 kuruş, inşaat ruhsat harcı. Konutlar için inşaat alanı 100 metreye kadar olan 70 kuruş, inşaat alanı 101-100 metrekare arası 1 lira 40 kuruş, inşaat alanı 121-150 metreye kadar olan 2 lira, inşaat alanı 151-200 metrekare kadar olan 2,75, inşaat alanı 200 metrekare yukarı olan 3,5. Dükkanlar için inşaat alanı 25 metrekare olan alan 2,75, inşaat alanı 26-50 metrekare arası 4 lira, İnşaat alanı 51-100 metrekare olan 5,5, inşaat alanı 100 metrekare yukarı olan 7 lira. Ruhsat yenileme ücreti. İmar kanununa göre 5 yıl içerisinde bitirilmeyen yapılara bina, aplikasyon, temel, su basma vizelerinin yapılmış olması şartıyla ruhsat yenilemesi yapılması halinde toplam yapı inşaat alanı metrekaresi başına metrekaresinden metrekare başına 50 kuruş. Asansör proje onay ve keşif ücretleri. Asansör ruhsat harcı 400 TL. İskan ve konu keşif ücretleri. Yapı iskan kontrol ücreti. Konutlardan ve her metrekaresi için 2,5. Ticaret hanelerinin ve her inşaat metrekaresi için 3 TL. Güneş enerji santrali GES 20 TL. Yapı kullanma izin harcı. Konutlardan ve her inşaat metrekaresi için 8 kuruş ve ticaret hanelerinden ve her inşaat metrekaresi için 10 kuruş. Yol ve kaldırım katılım payı ücreti. Yol ve katılım payı ücreti binanın toplam yapı inşaat alanı metrekaresinden metrekare başına konutlardan ve her inşaat metrekaresi için 10 TL,
ticaret hanelerinin behem inşaat metrekaresi için 17 TL, kat ittifakı veya mülkiyet proje onay ücreti. Konut alanında binanın toplam yapı inşaat alanı metrekaresinden metrekare başına 80 kuruş, ticaret alanında binanın toplam yapı inşaat alanı metrekaresinden metrekare başına 80 kuruş, resim tasdik ücreti her bağımsız bölüm için ayrı ayrı alınır 15 TL. İlk aplikasyon iflas ve tevhid harcı. İlk pasyonasyon harcı konut bölgelerinde beher metrekaresi için 8 kuruş, ticaret bölgelerinde beher metrekaresi için 11 kuruş, iflas ve tevhid harcı konut bölgelerinde beher metrekaresi için 8 kuruş ve ticaret bölgelerinde beher metrekaresi için 11 kuruş. Aplikasyonlara ait dosya kontrol ücreti. İmar planı içerisinde yapılan imar kullanımında metrekaresi 100 metrekareye kadar 3 TL, 1001 metre 5000 metrekare arası 1 TL, 5000 metrekare üzeri 50 kuruş, tarım alanlarında yapılan imar kullanımı metrekaresi 50 kuruş, irtifak geçit hakkı ücreti, toplam irtifak geçit hakkı alanının metrekaresinden metrekare başına 3 TL. Not: 3113 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan dosya kontrolleri için geçerlidir. Hali hazır harita ücretleri. Belediye sınırları içerisinde hali hazır harita yaptırmak isteyenlerden hali hazır arazi, büro, kontrol ücreti hektar başına 400. 1001 ölçekli hali hazır harita, pafta ozalit adet 240. 1001 ölçekli sayısal hali hazır harita pafta adet CD ortalığında 300. 1001 ölçekli 1005 ölçekli hali hazır harita pafta ozalit adet 400 TL. 1001 ölçekli 5000 ölçekli sayısal hali hazır harita pafta ücreti CD ortalığında 500 TL. Not: mülkiyet sahipleri tarafından yaptırılan özel hali hazır haritaların yine mülkiyet sahipleri tarafından onaya birer adet hali hazır pafta sureti talep halinde sadece yaptırmış olduğu kısım için geçerli olmak üzere yukarıdaki ilgili harçlardan %70 oranında indirim uygulanır. Mevcut uygulama imar planı ücretleri. 1001 ölçekli uygulama imar planı ozalet çekimi pafta başına 200 TL. 1001 ölçekli uygulama imar planı sayısal veri CD otomunda pafta başına 200 TL. 1005000 ölçekli nazik imar planı ozalet çekimi pafta başına 400 TL. 1005000 ölçekli nazik imar planı sayısal veri CD ortamında pafta başına 300 TL. Otopark ücreti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin belirli tarih özelliğine alınır. İmar planı teklif ve plan tasdik tazilat ücreti. 2000 metrekare kadar olan plan ve plan tazilatlarının metrekare ücreti 4 lira. 2000 metrekareden yukarısı için metrekare ücreti 6 TL. Plan tazilat talebinin merkeze dönüşmesinde yapılacak ticaret alanlarının ticaret arsaları metrekare ücretleri 8 TL. Plan tahliye talebinin özel hastane, özel okul, özel yurt alanları için metrekare ücreti 8 TL. Plan tahliye ücretinin talebinin toptan ticaret alanları, toplu iş yerleri alanı ve kentsel çalışma alanları için metrekare ücreti 8 TL. Plan tahliye talebinin turizm tesis alanları için metrekare ücreti 10 TL. Plan tahliye talebinin akaryakıt, CNG, otogaz, elektrikli araç, şarj istasyonu, YPG ve servis istasyonları alanları için metrekare ücreti 15 TL. Plan tahliye talebinin tarımsal amaçlı depolama alanları için metrekare ücreti 4 TL. Hidroelektrik enerji santrali alanları ve iletim hattı HES plan ve plan tahliye talebinin metrekare ücreti 10 TL. Rüzgar enerji santrali RES plan ve plan tahliye talebinin metrekare ücreti 10 TL. Güneş enerji santrali GES plan ve plan tahliye talebinin metrekare ücreti 10 TL. Ekoturizm alanı plan ve plan tahliye talebinin metrekare ücreti 10 TL. Bazı sosyalların alanı ve alanı plan ve plan tahliyatlarında metrekare ücreti 7000 TL. Yukarıda bahsedilen plan teklifi veya tahliyatı dosyalarından alınan ücretlerden kişilerin mevcut durumunda belediye meclisine intikal edecek her plan tahliyatı veya teklifi için yukarıdaki ücretler peşin alınır. Plan tahliyatını veya teklifini belediye meclisine önce reddedilmesi durumunda yatırılan plan teklifi veya teklif veya tahliyat ücretinin %50'si iade edilir. Finike Belediye Meclisi'nde gündeme alınmadan ilgisi tarafından plan teklifini veya tahliyatın geri çekilmesi halinde yatırılan plan teklifi veya tahliyat ücretinin %70'i iade edilir. Resmi kurumların kararıyla değiştirilen veya mahkeme kararıyla iptal edilen planların yerine önceki plan kararlarının getirilmesi halinde plan tahliyat ücreti alınmaz.
Belediye meclisinde onaylanmış plan dosyalarında hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz. 2022 yılı ücret tarifesi yukarıdaki komisyonu uygun bulunmuş olup meclisin tahtına sunması arz ederiz. Evet arkadaşlar, komisyon raporunu oylarda sunacağım. Oylarda sunuyorum. Kabul edenler. Tabii benim evi. Evet. Başka bir şey var mı? Tamam. %100. Başka eleştiriniz var mı? Yok. Tamam. Peki Filike'deki arsa fiyatları kaç para oldu? Daire fiyatları kaç para oldu? Dün kaç paraydı, bugün kaç para? Bakın, Gökliman %47 zam gördü. Bugün dolarlar nerede geçiyorsunuz? Her şey zam geliyor. Filike Belediyesi'nde bir inşaat furyası var Filike'de. Biraz da bırakın da belediye biraz faydalansın da yatırım yapsın yani. Önünü tıkamayalım da değil mi? Bunlar çok küçük paralar inşaat müteahhitler için. Sarsmaz, onlara hiçbir şey yapmaz. Evet, öyle dostum arkadaşlar. Kabul edenler? Etmeyenler? Evet. Bir red. Kadir Bey red. Red mi çekilse? Red. Normal hepsi kabul. Hepsi kabul. Tamam arkadaşlar, sonra geçiyorsunuz. Evet, Önder Bey, devam edelim. Gündem 4. Filike Anadolu Lisesi'de Emin Akın İlkokulu'nun taleplerine ilişkin plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu. Filike Anadolu Lisesi, Kilit Parka Taşı, Bordo ve İşçilik 200 metrekare 10.000 TL. Emin Akın İlkokulu, Bahçe Duvarı Yapım İşi 840 TL. Toplam maliyet tutarı 10.840 TL. Yukarıda iş tanımı ve maliyet bedeli belirtilen okulların ihtiyaçlarının belediye bütçesinden karşılanması komisyonca uygun bulunmuş olup meclisin tatbikine sunulmasını arz ederiz. Şimdi arkadaşlar, komisyon raporundan aksine teklif var burada. Filike Anadolu Lisesi'ne 1000 metrekare taş döşenecek şekilde komisyon raporunun aksine karar olacağım ben. Filike Anadolu Lisesi'nde 1000 metrekare taş döşenmesini, Emin Akın İlkokulu'ndaki duvar yapımı da aynı kalmak üzere oynayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Yani bunu gidelim. Komisyon raporunun aksine Filike Anadolu Lisesi'nin önüne 1000 metrekare taş döşenmesine, şimdi burada komisyon raporu 200 metrekareyle sorunlandırılmış. Biz de diyoruz ki 1000 metrekare döşeceğiz. Anlaşılır mı arkadaşlar? Talep arttı ya. Talep, evet arttı. Ben onu da söylüyorum. 1000 metrekare. Emin Akın da aynı kalmak kaydıyla. Oylar da istiyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Oyunu da kabul edemiştir. Teşekkürler. Gündem 5. Filike Belediye Spor Kulübü Derneği'ne maddi yardım yapılmasına ilişkin plan bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. İlçemizde yaşayan çocukların ve gençlerin spora yönlendirerek kötü alışkanlıkların korunması, sağlıklı bireylerle sporcuya yetişmesi için 5.30 sayılı belediye kanunun belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin B fıkrasında sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aile ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verilebilir. Spor teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir yıl önceki genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın büyükşehir belediyeler için %7'sini, diğer belediyeler için de %12'sini geçemez denildiğinden Filike Belediye Spor Kulübü'ne 100.000 TL maddi yardım yapılması komisyonca uygun bulmuş olup meclisin tatbikine sunulmasını arz ederiz. Komisyon raporunu oylarda tutuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oyun birleri kabul edilmiştir. Teşekkürler. Gündem 6. İlçemiz Sahikent Mahallesi 1826 ve 1829 parsel, eski 300 parsel, hak sahipliği uygulama esasları ilgisinde değişik yapılmasına ilişkin plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
İlçemiz Sarıkent Mahallesi 1826 ve 1809 parsel uygulama esasları yönergesinin hak sahibi, başvuru ve hak sahiplerine devir başlıklı maddenin 5'in 2. fıkrası 5. cennette bulunan 36-2021 tarihinin 31-12-2021 olarak değiştirilmesi komisyonca uygun bulunmuş olup meclisin tatlına sunmasını arz ederiz. Evet. Arkadaşlar daha önce konuyu açıkladık. Bir daha konu yapmamıza gerek yok herhalde. Bu 300 parselin hak sahipleri olup da elinde belgesi olan dedik ya, adam Almanya'da 10 bin lira para çıkarmış, 200 lira banka kesmiş, adamın hak sahipliğini bozmuş. Bu da yani çok şey kaçan bir şey. Biz bunları anlamak için son bir fırsat. Onu da özellikle belirtiyorum. Yani seçimden beri hep erteledik. Aşağı yukarı 2,5 sene oldu. Herhalde yeter diye düşünüyorum yani. Bundan sonrası artık kendileşecekler iş. Evet, o yüzden anlatıyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 7. İlçemiz hesaplarının belirlemiş olan borçlarına ilişkin plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Belediye mülkiyetinde dükkan kiraları ile vergisel açıdan mevzuat kapsamında belediye meclisinin yetkisinin bulunması nedeniyle indirim veya erteleme yönünde karar alınamamış olup meclisin tatbikatına sunmasını arz ederiz. Arkadaşlar bu konu önce de tartıştık. Yapılarca tartıştık. Siz de öyle görüyorsunuz. Hadi bir destan pardon ama bunu mecliste boşuna koyalım. Bakın kanunla yapacak hiçbir şeyimiz yok. Devletin bize yolladığı genelde belli. Hiç kimse kanun dışına çıkamaz. Belediye meclisi ortada çıkamayız, belediye encümeni ortada çıkamayız, idare eden de çıkamayız. Kanun bize demiş ki, 77 gün kira alma, almadık. 17 gün kira alma, almadık. Bakın almadık. Ben bunu defalarca esnaf arkadaşlarımda da izah ettim. Defalarca izah ettim. Ama bunun başka bir şeyi yok. Devlet af çıkardı. Temmuz'da yapın dedik. Gelip yapmadılar. Yapanlar paylaşıyor. Uzatıldı ama uzatmadan kira ödemeleri uzatılmadı. Af kapsamına girmedi. Şimdi benim suçum yani devlet sorumluluğu yani yukarıdan geldi de bilmedi onun için. Arkadaşlar yani bu ödeme şey yapalım. Yani bizim yapabileceklerimizi biz belediye başkanlığı olarak, belediye yönetimi olarak, meclis olarak da hepsini yaptık. Hepsini yaptık. Evet, bu konuda evet kardeşim. Şimdi faizi süren ama önümüzde günler taksitlendirme yapalım. Bakın yapma yetkimiz var mı arkadaşlar? Soruyorum size. Bakın kanunen yok diyoruz. Bakın bizi yapılandırma çıkmış Temmuz sonunda yapılandırmaya gelin demişiz. Gelmemiş arkadaşlar. Ya yapılandırma çıkmış, devlet ikaz sanamış, sana faizini sileceğim, şu faizden yapılandıracağım, 18 ayda öde demiş. Gelmemişler. Bizim bu yetkimiz yok. Ya devletin bir yetkisi var, kullanmamış arkadaşlar. Şimdi ben nasıl vereyim? Sayın Başkanım, şimdi olabilir miyim? Burada ilk yapılandırma yapıldığı zaman taslağı, yani devletin yapacağı yapılandırmanın taslağını bizim Cavit Bey Başkanlığı'nda arkadaşlarımız incelediler. Taslakta kiralar hiç yoktu. Kiralar olmadığı için ilgili milletvekillerine, bölgemizde milletvekillerine, özellikle Cavit Vekilimize bildirildi. Bizim sayemizde yani Finike Belediyesi'nin sayesinde ilk taslağı mecliste kiralar girdi. Önergeyle bu işi soktuk yani arkadaşımıza, milletvekili arkadaşımıza rica etti. Bunu sok dedik, o da mecliste önerge verdi. Bu önergeyle de onlar da gitti yani. Yani biz gerekeni yaptık Kadir Bey. Biz elimize gelenleri yapıyoruz. Yani keşke böyle bir imkan olsa da buyurun arkadaşlar 10 taksitle ödedilsen, 20 taksitle ödedilsen. Yok böyle bir imkan. Kanunen de yetkimiz yok yani. Yani evet, ben yani gerektiğini göre gelirsin, alabilirsin bizden arkadaşlarımızdan, mali işlerden, başka yardımcılar alabilirsiniz. Yetkimizi kullandık biz. Yetkimiz artık yok. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Devlet imkan tanımış, onu da kullanmayan insanlara ne diyelim şimdi? Size gelen yasal dayanağı varsa, eğer kanuna göre, size gelen şeylere göre yasal olarak biz bunu yapabildiğimizi iddia ediyorsanız, buyurun belediyemize bu konuyla ilgili arkadaşlarımıza anlatın. Bir yanlış yapıyorsak
düzeltelim. Arkadaş soruyor mu yetkililere? Buyurun. Tamam. Var mı taksilendirme? Başkanım, meclis böyle bir karar alabilir ama dikkat edeceğiz aslında. İncelendiği zaman bize kamu zararı olarak geliyor. Meclisi böyle bir yetkisi. Geçmişte bu işi kamu zararı olarak gören şeyler var yani. Önümüzde uygulamalar var. Kim bu kamu zararını sen çekecek misin? Sarıdak gelmesini ister misin? Sarıdak gelsin ki. Peki o zaman tekrar bir adres verelim. Taksitlendirelim onu. Olmaz mı? Yani, yani arkadaşlar lütfen ya. Evet arkadaşlar. Evet. Bu konuda yapacağım bir şey yok. Bilgilendirme anlamında mı? Bir de bir tane şey mi? Oylamaya gerek var mı? Karar alacağız mı? Karar alacağız. Peki. Oylar da bir barışta. Kabul edenler. Bir karar yok ya. Alacağınızlar yapamayacağım. Evet. Evet. Oy çok duydu. Kabul edenler, etmeyenler, evet, çok duyuyor. Başkanım, diyet etmeyenler. Diyet etmeyenler. Evet arkadaşlar, gündem maddelerimiz bitmiştir. Bütçemiz 2022 yılı. Hayırlı olsun. Aldığınız kararlar hayırlı olsun. Diyet etmeyenlerde konuşmak isteyen tercihlerden şey var. Yoksa tekrar aldığımız kararların ülkemize, ülkemize, memleketimize hayırlı olmasın diye yeni bütçemizin başarılı bir şekilde uygulayarak ülkemize yatırımlar da yaparak uygulamasını inşallah hep birlikte başaracağız. Hepinize katkınızdan dolayı teşekkür ederim. Hepinize bu ayki toplantımız burada sona ermiştir. Kasabayı da görüşmek üzere diyorum. Hepinize sağlıklı kalın diyorum. Hoşçakalın.